Yalçın, daha ne kadar yürüyeceğiz oğlum? Senin baban korucu mu, ormancı mı yavrum? Az kaldı Yaşar amca şurası. Evladım bak, bana bundan sonra Yaşar amca demeyeceksin. Yaşar Bey ya da beyefendi, tamam mı? Hadi koçum bakayım. Şimdi sen şöyle kenardan ufak ufak bir antrenman yap. Hem de kondisyon yapmış olursun. Koş, geliyoruz yavrum. Canlı, canlı! Abi şimdi ne yapacağız? Bu çocuğu Allah'ın emri peygamberin kavlinden isteyecek miyiz? Evladım bak, çok büyük paralar kazanacağız. Bu çocuğun yetenekleri üzerinden paranın kralını tokatlayacağız. Lan oğlum, senin baban buranın bahçıvanı mı, bekçisi mi lan? Yo, ev bizim. Nasıl yani? Siz zengin misiniz yavrum? Yani evet Yaşar Bey. Sen şimdi önden git, haber ver de ki Yaşar Bey geliyor. Habersiz gitmeyelim oğlum, ayıplar. Hadi koçum be. Allah! Yaşadık Kenan. Zengin adamın var ya, burnunda 3 tane delik olur. Paranın kokusunu 2000 metreden alır bunlar. Yaşadık, çocuk bizim artık. Dualarımız kabul oldu ya Rabbim. Ben şimdi gidiyorum yavrum, şans dile bana. Abi ben de geleyim mi? Kenan'ım, bunlar şimdi zengin ya. Misafirleri vardır, geleni gideni çok olur. Önce ben gideyim. Ben sana sonra haber vereceğim. Tamam, buradayım abi. Tamam. Efendim, sizler zengin olduğunuz için konuyu hiç uzatmadan, hemen kestirmeden lafa giriyorum. Çünkü zengin insanın kafası da zehir gibi çalışır. Halden anlar değil mi? Zaten referans olarak verdiğim fotoğraflarda göreceksiniz. Ha, bu arada bir de kartımı takdim edeyim efendim. FIFA tarafından yetkili menajerim. Dünyanın birçok ünlü futbolcusunun ilk menajerliğini ben yaptım. Hatta inanmayacaksınız, Messi'nin ilk menajeri benim. Vallahi. Ben olmasaydım Messi şu anda Arjantin banyolarında adam bıçaklıyordu. Sizi bir yerden tanıyacak gibiyim. Organizatörlük falan yapmışsınız var mı acaba? Yok, hayır. Yok, hiç yapmadım. Ama normaldir. Hepimiz zenginiz ya, değil mi? Zengin zengine benzer. Ne de olsa modayı takip ediyoruz. Normaldir yani. Elifciğim, bırakalım da beyefendi sözünü tamamlasın. Buyurun. Teşekkür ederim. Merak etmeyin efendim. Yalçın'ı dünyanın en büyük futbolcularından biri yapacağım. Ne? Ne? Futbolcu mu? Evet. Ne futbolcusu beyefendi? Bizim oğlumuz okuyacak. Nasıl yani okuyacak? Üniversite, master, doktora, futbolcu değil. Biz vatana, millete hayırlı evlat yetiştireceğiz. Öyle mi? Yok ya. Peki Sabri vatan haini mi? Ha? Ya adamı çağırsan ilk cepheye o koşar. Ha tamam, belki yanlış cepheye koşar. Ama olsun, yine de koşar. Beyefendi, Yalçın'ın futbol oynaması yasak zaten. O balet olacak. Hatta isterseniz çağırayım, size kendisi bir gösteri yapsın. Yalçın! Yalçın! Beyefendiye bir gösteri yapar mısın canım? Şu manzarayı bir futbolcu da görebilir misiniz efendim? Kardeş affedersiniz, bir şey soracağım. Siz harbiden zengin misiniz? Yoksa benim gibi çöreklenme metoduyla gelip buraya çöreklendiniz mi? Elbette zenginiz. Ben gayrimenkul danışmanıyım, işim de bankacı. Bırak Allah aşkına, ne manzarası be kardeşim? Ne biçim zenginsiniz siz ya? Zengin adamın vizyonu olur kardeşim, vizyonu! $1 milyon bebeğe bana yaptırıyorsunuz, olacak iş mi bu? Kendinize gelin beyefendi, kendinize gelin. Sanat parayla ölçülmez efendim. Yapmak istemediğim şeyleri yaptırmayın bana ve bu evi derhal terk edin. Yok ya, yap da görelim o zaman. Yapmak istemediğim şeyleri yaptırmayın diyorum beyefendi. Yap lan! Delikanlıysan yaparsın hadi. Peki, bunu siz istediniz. Beyefendi, ben eskiden balettim. Oğlum da bana çekmiş. Baba oğul bale yapmak istemiyordu karşınızda ama siz zorladınız. Lütfen bu evi terk edin. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun be. Vatandaşın çocuğu dışarıda bale çeksin. Siz $1 milyon çocuğa bale yaptırın. Tabii. Zenginsiniz ya. Alttan kopuksunuz. Kopuk.